Hepsi neden bu kadar kaba? Yakışıklım, güler yüzlüm, gece gündüz darwinist eğitim var. Materyalist eğitim var. Ta ortaokuldan başlıyor. Lisede ve üniversitede devam ediyor. Tek yanlı. Bir sevgiyi anlatan, merhameti, dostluğu, kardeşliği anlatan eğitim yok. Yani gençler başıboş bırakılmış durumdalar. Din dersi var, o da seçmeli herhalde din dersi de. Seçmeli olunca girmiyor kimse. Girse de zaten Uhud Savaşı, Hendek Savaşı. Peygamberimiz şurada doğdu, şurada öldü. Yani din dersinden başka her şeye benziyor yani. Arkasına da hadi gelin darwinizmi anlatacağız diyorlar. Yani sanki alay eder gibi. Biraz önce Allah'tan bahsediyorsun, sonra da Allah yok diyorsun. Kainat tesadüfen yaratıldı diyorsun. Bilim doğruyu söyler diyorsun. Din inançtır ama bilim doğruyu söyler diyorsun. Bilim doğruyu söylüyor diyorsun, arkasından da Allah'ı da inkar ediyorsun. O zaman o da Allah'ı inkar eder. Dolayısıyla gençler başıboş durumda şu an. Yani onlara sevgiyi, merhameti, dostluğu, kardeşliği, dostluğu, estetiği, kaliteyi, klaslığı, sanatı, ihtişamı, güzel olmayı, birbirini sevmeyi anlatan bir sistem yok. Tamamen kendi hallerine bırakılmış durumdalar. Darwinist eğitimde geceli gündüzlü adeta pompalanıyor. Kesintisiz. Dolayısıyla gençler de tabii o sıkıntıyı yansıtıyorlar. Kabalık da oluyor, saldırganlık da oluyor. İçkiye, sigaraya ağırlık vermek, uyuşturucu kullanmak, boş vermişlik, huzursuzluk, gerginlik, kavgacılık müthiş yaygın hale geliyor. Onun için ilk planda darwinist eğitimin durdurulması gerekiyor. Onun yerine iman hakikatleri, Kur'an mucizeleri, Allah'ın yaratılıştaki delilleri. Mesela 800 milyon fosil var. Bunlar sergilenmesi lazım. Gençlere bunların gösterilmesi lazım. Türkiye'de de devletin depolarında duruyor fosiller. O bütün fosiller gençlere, okullara gönderilmesi lazım. Öğrencilerin görmesi gerekiyor. Ve hayatın amacı, gayesi anlatılması lazım. Hayatın gayesinin sevgi, merhamet, dostluk olduğunu söylemesi lazım. Arabaya binen kavga ediyor. Arabadan inen kavga ediyor. Sokakta yürüyen kavga ediyor. Yani bu sistem bunu getiriyor. Tayyip Hocam çok iyi niyetli. Allah'tan, dinden, imandan bahsediyor, Kur'an'dan bahsediyor. Allah razı olsun. Ama o tek başına nasıl yapsın yani? Onun tek başına yapabileceği bir şey yok. Diyanet hemen hemen hiçbir şeye karışmıyor. İşte işçi hakları, memur hakları nedir? Zekatın 1/40 nasıl verilecek? Hac'da neler yapılacak? Onları anlatıyorlar. Yani darwinizmin geçersizliğini, materyalizmin geçersizliğini, mesela 200 bin üzerinde kadın genel evlerde çalışıyor. O kadınları kurtaralım tarzında bir kampanya başlatması lazım Diyanet'in. Her yerde kumar oynatılıyor. Kumarın haram olduğu, durdurulması gerektiğine ilgili kampanya başlatması lazım. Faizin haramlığı ile ilgili kampanya başlatması lazım. Ama en ziyade darwinizmin geçersizliği ile ilgili kampanya başlatması lazım. Muazzam bir imkan, boş ve atıl gibi sanki kullanılmadan duruyor. Neler yapılır Diyanet'le, neler yani? Muazzam bir kurtuluş zemini meydana getirilebilir. Bu muazzam sistem, yani istenildiği gibi kullanılamıyor. Camiler kullanılamıyor. Diyanet'in televizyonu var, kullanılamıyor. Yani hemen hemen hiçbir şey kullanılamayacak durumda. Bunları canlandırmak için inşallah Mehdiyet'in devreye girmesi çok büyük netice verecektir. Çok güzel netice verecektir.